الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات böyle gayb yapıyorduk, enfusi yapıyorduk, psikoloji yapıyorduk. Şimdi bir farklı bir şey olsun dedik. Biraz sıkıntıyla alakalı. Veya bir çok antika şeyler var. İstersen sorayım. Hazreti Ali'den sözler var. Vahiy var. Vahiy yazmışız şeyde, hapishanede. Ondan sonra zihin damlaları var. Ondan sonra benim simam, yüzüm niye korkunç kötü görünüyor diyen var. Ondan sonra hapishane haleti, doğru beslenme ve sohbet var, yazmışız orada. Ondan sonra yalan var, anlam var, anlam, hayat anlam, iletişim, kelam, çocuk terbiyesi yazmışız. İnsanları ikileme sokma, tercihe bırakma, ya o ya ben. Amerika Başkanı demişti, ya bizden yanımızdasınız ya da karşımızdasınız diye böyle mantıksız, aptalca, Amerikan aptalı. Şimdi sıkıntı okuyayım. Bazen bir hikmetli söz sana bir kitap kadar faydalı olur. Söz için söylüyor. Söz bazen bir misal olur. Misal, merdiven olur, dürbün olur. Seni tutan olur. Bazen bir eşya tüm geçmişini saklar. Çok ilginçtir çünkü ben bunu böyle bir haleti yaşadım. Senin için o. Zahide geçmiş gibi zannediyorsunuz. Mesela dedenle, babanla, babaannenle bir ocakta yaşadın değil mi Malatya'da sen babaannenle? Dedenle yaşadın mı sonra? Yok. Hiç olmadı değil mi? Burada doğdum gibi. Mesela köyde büyümüş olan veya burada bile olsa onun bir yerde, bir evdir, bir taştır. Orada bir hatıran olmuşsa o onun, ben şöyle zannediyordum, geçmişi mi hatırlatıyor? Değil. Orada bindirilmiş kardeş. Geçmişimizi hatırlatan değildir o sıfı. Hepsi orada bindirilmiş. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanla konuşmadıkça diyor. Evet. Bazen bir eşya tüm geçmişini saklar, sanki geçmişin onun içine gömülmüş. Yani bunun fiziki şeyi var bende. Anlamı var ama uzun olur. Biraz böyle erdinç veya kuantum fiziğiyle meşgul olanlar bilir ki fizikte olan her şey, ama her şey kuantum fiziğinde alt veri tabanında her şey kayıtlıdır, kayıtlanıyor. Yani bu adet ilahidir. Ondan sonra fizikte olan uzak, yakın, soğuk, sıcak, uzun, kısa, büyük, küçük, öyle bir şey yok orada kuantum fiziğinde. Her bir şey her şeyle alakadar. Yani bulunduğu kuantum fiziği, mülk tarafı fizik, bu alem, öteki taraf gayb. Yani enerji tarafı. O da mülktür. Onun melekütüne göre. Yani fizik, kuantum fiziği, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat, hayatın zatları, cevherleri, bir önceye göre bu mülktür. Bu dışa vuruştur. Hepsi orada mevcuttur. Ben bunu bir yakaza haletimle gördüm. Her şeyin bindirildiğini gördüm. Bir taşla dedenle babanla oturmuşsun, bir sohbet etmişsin. Orada seni değil, oraya oturanlar artık manevi veya keşfin, sezişin kadar orada bindirilen boyutların 10 sene, 50 sene, 100 sene önceye geçebiliyorsun. Buna ait bir örnek vereyim. Gerçi sen bu değil ama yani bu konu değil. Böyle olmamış olsaydı
Eğer mekan ve eşya bizi hatırlatıyor, geçmiş öyle gidiyoruz denseydi, mekanla alakası olmasaydı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Lut gölünü geldikleri zaman sahabe ki hiçbirisi Lut kavminin ümmeti değildi. Resulullah'ın ümmeti. Lut Aleyhisselam'ı görmemişler. O kavmi de yaşamamışlar. Eğer hatırlama olsaydı, onlar böyle bir Lut gölünün bulunduğu yerde bir şey yaşamadılar ki hatırlasın. Hemen çıkmasını. Sakın diyor ne develer su içsin, ne siz yanaşın. Beklenir olur ki Allah'ın gadab ve kahart isminin tecelli ettiği yerdir. Bizi diçine alır. Hemen burayı terk edin diyor. Ama sahabe oraya yaşamamıştı ki. Yani o boyut var kardeşim. Ben canlı yaşadım abi. Ben Lut gölünün kenarına gittim. Öyle mi ya? Öyle bir sıkıştım. Kalbimi bir şey yaptın ya. Ben geri çıktım gittim arabaya bindim. Onlar orada gezdiler ben duramam. Kesinlikle. Gittiğiniz yerde bazı yerler sizi açıyor, bazı yerler sıkmıyor mu? Mesela Mekke fethinde Aleyhisselatü Vesselam girdi Mekke'ye, fethetti. Hacı yaptıktan sonra ne yaptığını biliyor musunuz? Mekke fethinden sonra. Mekke'de kaldı mı, evine gitti mi? Gitmedi. Mina'da konakladı ve çekip gitti. Peygamberlerin çıkartıldığı yere peygamberler bir daha girmez. Giremez. Yani çok tuhaftır. Şu gözüktüğü gibi değil. Bunu din değil, fizik zaten söylüyor. Din, hayatın hayatı. Hayatı yorumlamaktır. Hayat anlamlandırmaktır. Hayata farklı boyutta bakmaktır. Din, boyutlar yumağıdır. Aynı şeyi de devam ettirdim abi. 5 veya 10 kilometre ötede Eriha şehri var. İsa Aleyhisselam'ın şeytanla olan münazarasını söylendiği yer, bir mağara. Oraya, o şehre doğru gittik, hurmalıklar falan var. Bir ferahladım, bir rahatladım. Evet. İşte camiler gibi, Osmanlı camisi gibi. Sıkıyor böyle yani. Evet. Yani Osmanlı camisini siz mi yaptınız ki rahatlıyorsunuz? Hatıranız mı orada? Yok. Niye Cumhuriyet dönemindeki camilerde o ferahlık yok? Niye bazı evlerde sıkılıyorsunuz? Niye bazı insanlar sizi rahatsız ediyor? Niye bazı insanlar sizi ferahlatıyor? Diyor ya, sizin dostunuz odur ki, göründüğü zaman rahatlatan, konuştuğu zaman sizi ferahlatan. Yani bir şey yok mu, yaymıyor muyum ben? Siz yaymıyor musunuz? Yani o. Yani eskiden de o. Bir ben bunu etkileniyorum, niye? Ben bununla bir hatıram var. Öyle mi zannediyorsun? Neyse, burası kapaktır. Orası boyutlar yumağı. Her yer bir kapaktır. Onun üzerine bindirilmiş herkes var orada. Bazen ağır depresyon şizofrenle karıştırılıyor. Bazen ağır depresyon şizofreni ile karıştırılıyor. Bazen. Cümle cümle yazıyorum. En uzun yolculuk dimağınızdan dimağınızdan kalbinize yaptığınız yolculuktur. Niye uzun? Çok uzun. Ne açıdan? Yani onunla onu barıştırmak, en üstad diyor ya, bir kalpteydim. Baktım ki olmuyor. Dimağa çıkıyordum, yoruluyordum diyor. Sonra bizar oldum diyor. Sonra dimağa çıktım diyor. Sonra diyor onunla baktım diyor, kalbe inip çıkmaktan yoruldum. Bir cadde aradım diye mesleği hatırladın mı? Akılla kalp mi diyor? Evet, kalp. Bizar oldum diyor. Aklı esas alırsan kabak gibi oluyor, kalp fındık gibi oluyor. Kalbe esas alırsan kabak gibi oluyor, kafak fındık gibi oluyor. İnip çıkmak, gitmek, gelmek çok zor. Hele o zat gibi, zat-ı alişan için bizar oldum diyor. Yoruldum diyor. Sen benim için o. Affetmek bu yolculuğun en kestirme yoluymuş. Dedim yok mu acaba dedim şey. Kalpteki kalbe affetmek en kısa yolmuş. Öyle yaşa ki gelecekteki geçmişinden utanma. Ağrı ve acı insana psikolojik dayanma gücü veriyor. Ağrı ve
acı, yoksulluk, acı ve ağrı. Pişiriyor insanı. He? Pişiriyor. Pişiriyor böyle. Acı var ya, acı böyle. Adam öyle olgunlaştırıyor ki, karıma kadı hissediyorum bunu. Acı ve ağrı, yoksulluk gibi şeyler insana psikolojik dayanma gücü veriyor. Hem kendine inancını ve ümidini canlı tutmana vesile oluyor. İntiharlar yokluktan değil, dünya istatistiğine bakarsanız Norveç, İsveç, Finlandiya ve Japonya, İsveç. İsviçre hariç, İsveç, o da dahil. İntihar olduğun, en yoğun olduğu yer. Mesela 5 günde 5 kişi, 4 kişi intihar etti. Küçük Bremen Hafen gibi yerde, orada bizim bildiğimiz. Ama hiç basına çıkmaz. Türkiye'de koca 80 milyonda bir iki tane hadisi olsa kasten bunu gündeme tutuyorlar ki bu millet budur. Batılı tasvir, safi zihinleri iptal etmek için yapılıyor. Geçenlerde olmuş galiba da hükümeti falan suçlamışlar, öyle bir şeyler mi? Yok. Peki, sıkıntı bir anlam boşluğuymuş. Sıkıntı, anlam veremediğimizde, mesela bir misal vereyim. Başıma bir sıkıntı geliyor benim, dert geliyor. Ona anlam verince keyif yapıyor bana, uçak gibi uçuruyor beni. Ona dert ama. Tamam. Mesela misal vereyim. Benim hapis meselesi. Buna hapis insanı şükür namazı kıldırtır mı? Ama nedir, niye geldi başıma, bu neyin nesidir? Yani cevabını bulunca insana keyif veriyor. Cevabını bulamadığınızın adı veya cevabını buluyorsun ama o başına geçen sıkıntıya anlam katmıyor. Yani vurdu, vuruldu, iyi. Vurdu, vuruldu, hiçbir şey demeden vuruldu. Niyazi gitti diyor. Hani var ya böyle bizim orada. Yani bir anlam taşımıyor. Taşımayınca seni sıkıyor. Sıkıntı demek hayata anlamsız boşluklarımızdır. Anlam yükleyemediğimiz yapının adıdır sıkıntı. Tıpkı bu yazıyı okuyabilmek için ara boşluğu şart olduğu gibi bazen anlamlandırılmış bir sıkıntı ömür boyu faydasını görürsün. Mesela bu yazı düşünün. Şu ara boşluğu olmasa bu yazı olur mu? Sıkıntı bu boşluk gibidir. Üzerinde hayat yazılıyor. Bazen, ne güzel koptu, sıkıntı bir anlam boşluğuymuş. Tıpkı bu yazıyı okuyabilmek için ara boşluğu şart olduğu gibi, buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bazen anlamlandırılmış bir sıkıntı, hani sıkıntı nedir ya, niye bu benim başıma geldi? Mesela şu hastalık geldi, arabayı vurdum. Niye? Zulmetti çöpünce, o karşıdaki zulmetti, tamam beşer zulmetti. Dön böyle kaderci itilen, sabah yaptım, sabah dediğim, dün yaptığım, falan gün yaptığımın karşılığıdır. Öyle olduğunu nereden biliyorsun? Vicdanın zaten sana onu söyledi. Ha budur dediğin anda vicdan rahatlıyor, tamam odur. Peki dediğin halde vicdan rahatlamıyorsa değildir o. Onun karşılığı değil. Sıkıntı ademi midir abi? Ademidir. Onun için zemin bulunca evet, vücut buluyor. Anlamlandırılıyor. Anlam. Anlam bulamazsan dibe getiriyor seni. Anlam bulursa iki vücut arasında köprü kuruyorsun. Çok mükemmel bir sistem. Çünkü Allah sıkılmaz, sıkıntıyı yarattı. Nereden? Tövbe. Tövbe yani, tahallü küfür değil. Allah sıkıntıyı nereden hatırına geldi? Sıkıntı mucizedir çünkü. Acayip bir mucizedir. Çünkü Allah kendisi sıkılmaz. Allah da yok, bizi yaratmış. Allah acıkmaz, acıkmayı şöyle koymuş. Bir tuhaf yani. Bu aleme bir baktığın zaman kendinde böyle bir sistemde yok yani bu. Yani böyle Allah'a baktığın zaman hakikaten ne mükemmel ya, sıkıntı ya. Mesela cennette istesen bu böyle bir yapı yok. Yani bu tahtanın bir sıkıntısı yok. Sıkıntı yani kaliteli bir yapıya, vücuda sahip olmak gerekiyor.
sıkıntıyla alamadığın, yani ilimle alınmayanı sıkıntı daha seni öteye taşıyor. Taşıyor. Aynel yakini, hakka yakine götürüyor. İlimle olmuyor mu? Olmuyor abim. İlimle varamazsınız. Sıkıntıyla vardığınıza ilimle varamazsınız. Cennette sıkıntı yok ama. İlim vardı. Yani buradan aldığın sıkıntının sebep olduğu vücudu götürüyorsun. Götürüyorsun. Aynen. Dönem demek dönüşümleri ifade eder. Dönüşüm olduğu için yeni dönem deniyor. İsraf hududunu aşma, haddini bilmeme. İsraf hududunu aşma, haddini bilmeme. Sıkıntı, noktalı virgül, şuurlu veya şuursuz, dış veya içsel bazı haletlere verilen tepkiyle ortaya çıkar. Bir daha, çok ilginç. Sıkıntı, şuurlu veya şuursuz, dış veya içsel bazı haletlere verilen tepkiyle kendisini gösterir, ortaya çıkar. Şimdi şuurlu veya şuursuz dediniz abi, dış veya iç dediniz. İç. Dıştakilere his desek, içtekilere şuur desek, hissi veya şuurlu desek olur mu acaba? Yani baktım senin... Şuursuz dediğimizden ne anlayacağız yani? Şuursuz dediğimiz dışarıdan mı? Mesela şuurun yönü dıştır, yani dış taraftır. Dış taraf. Mesela dışın bize yaptığı tesiri his deniliyor. Şuur ise geçen konuşmuştuk. Karşı iki tarafının hakikat meratibini açıyor, kaldırıyor. Dolayısıyla şuur, niçin şuursuz diyoruz? O fiil veya o sözün esma ile bağını, esma ile münasebetini kurma seviyen şuurdur. Kuramadığın zaman hiç hisse dönüşür, hiçbir şey yaramaz. Sıkıntı tekrar noktalı virgül, insanı işgal eder, ruh gafil olamıyor, kendisine uygun fani olduğu için olmadığında dünya işten sıkıntı eğiliminde ille sebep sonuç ilişkisi arama. Yani şu çok önemli, sıkıntı. Yani insanoğlu niye sıkıldım ya kardeşim, sebep sonuç arama, ille sıkıntı sebeple gelmez. Kams ve bas aleti mesela, sebebi mi var? Mesela Celal ve Cemal ülkesi var. Celal cehennem, Cemal ülkesi cennet. Onu sana nasıl Allah hissettiriyor? Sıkıyor seni, kabz ediyor, kabz ediyor, kabzını al gibi. Durup dururken ya, ya Allah Allah ne yaptım, ne oldu ya? İşte bunu Allah veremedikleri için bir yere gitse, birisine bir şey danışsa, güya sanki biliyor, o göz olmuş, oo. Nasıl yaşıyorsun? Göz olmuş, zıkkımın kökü olmuş. Göz olmuş, sihir olmuş. Sana büyü yaptılar. Ha, bütün insanlar işi bırakma, seninle uğraşıyor. Oysa sıkıntı Celal ülkesinin intiba eline hissettirmesidir. Yani diyor ki bak Celal'i biliyor musun? Bak değeremiyorsun, of pof. 70 bin perdeden geçtin. Bunun azami tecelli ettiği yer burası, cehennem. Onuna göre ha, akıllı ol. Bir de İslam aleminin de bazen sıkıntıları derecesine göre insanlara diğerlerine etki ediyor galiba değil mi? Tabii. O mesela ustadın 9 tane bir günde dişi düşmüş sıkıntıda. Alem İslam'a indirilen darbeleri ilk önce Roma hissediyorum diyor. Yani sana da hissesi çıkacak da. Mesela bir sıkıntı olduğu zaman şöyle der. Ya alem İslam'da ne var acaba ki bana hissem bu kadar düştü? Kesinlikle ben diyorum yani. Ölmüş olan, olmuş olan olacaktı. Olmuş mu? Bu olacaktı. Usta çok güzel bir şey diyor. Çaresi olmayana, çaresi cezaya kalkışma, çaresi olana da aciz diye, ya tutunma, tutunma, acizde yaslanma, yapışma. Olmuş olacaktı. Rüştü abi bu niye böyle oluyor dediğim zaman hep onun meşhur klişeleşmiş şeyi var. Lazımdır ki böyle olsun. Böyle olacaktı dedi. Bu sefer darlattığım zaman derdi ki tamam niçin öyle olmayacaktı sen izah et.
Onun meşhurdur. Soruya soruyla cevap vermek. Bu öğretmiştim. Olacak da olacak, sen seyredeceksin. Seyredeceksin hadiseyi. Sıkıntıyı sen seyredeceksin. Seyret bakayım ne olacak. Mesela bazen işte bazı hadiselerle Cenab-ı Hak ile ilim, Osman dedi ya doğru, ilimle olmuyor yani. Sıkıntının taşıdığı, seni taşıdığı yerlere ilim seni taşıyamıyor. Mesela ilimle varamadığım bir şeyden bir tanesini söylüyorum. Mesela sıkıntı beni olayların arkasına anlamlandırmak noktasını öyle taşıdı ki şu şeyi kazandım kısmen. Mesela en acımasız sıkıntıyı böyle seyredip kısmen seyrediyorum. Allah Allah bakayım ne olacak. Bakayım ne yapacak bu. Yani bu ne yapacak? Duruyor. Yani Ali bunu duruyorum seyrediyorum. Kesinlikle o anda sıkıntını anında sakın çözüme karışma. Çözüm yani çözümsüzlüğün değil çözümün bile parçası olma. Karışma çözüme yeltenirsen daha yumaklaşır. Daha uzar. Bununla alakalı bir hadisi söyleyeyim size. Çok hoşuma giden bir hadis ama. Çok mükemmel bir hadis. Diyor ki, sana bir imtihan için bir şey verdi mi? Diyelim mesela, ne vermiş olsun? Diyelim ki ağrı veya birisinin bir şey. Diyor ki, ne kadar devam eder o sıkıntı? Yani o ne kadar devam eder? Diyor ki, sen ondan razı gelene kadar o senin imtihanındır, o devam eder. Ne zaman ona razı olursan, o kalkar diyor. Çünkü imtihan olmaktan çıkar o. O zaman o üzerindeki sıkıntının gitmesini istiyorsan razı ol. Razı olmadıkça, direndikçe o direnecek. Sana gitmeyecek o. Çok acayip. Razı olur gidiyor. Razı olmak. Vallahi billahi hayatımda ben yaşadım birkaç tane. Razı ol ya. İyi hadi keyif almaya başladığında sıkıntıda yani hiç ondan sonra bırakıyorsun kendini. Tamam diyorsun. Bakın başka bir alete sokuyor seni. O bırakıyor çünkü anlamını yitirmiş artık. Onun için gelmişti. Verdin ya sınavı. O seni bir yere taşıdı. Sınav demek, imtihan demek seni bir yere taşımak içindi. Buna razı ol. Seyret böyle. Bakayım ne yapacak böyle. Bugün de oldu da bu dersi seçtim. Böyle abdest aldım, odaya geçtim, abluyla kurulanıyorum. Ya bakayım ne yapacaksın bununla? Aynı bu lafı dedim. Seyrediyorum ha. Şöyle bakıyorum, tabii sen yere baktığımı zannediyorsun. Hadiseye bakıyorum, Allah Allah. Ummadığım, bilmediğim, davetiye çıkarmadığım bir hadisin ortasına koydu beni. Hiç haberim yokken, ben kitabı, millet ne yapmış, o ona, o ona derken, abdestin göbeğinde benim. Allah Allah. Yani çözümün parçası olacağım daha beter karışacak. Sonra bir baktım. Öğlene doğru bir şey yok. Şöyle bakayım ne yapacaksın dedim. Razı geldim. Memnun oldum. Buna bir şey diyeceksin. Razı geldim. Eğer razı gelmeyip çözüm ona bu telefon buna şey daha beter olacak. Hiç konuşma. Çünkü kendileri çözsün. Kardeşim derdi ben mi verdim ki? Derdi ben çözeceğim. Derdi kim verdiyse? Dermanda o düşünsün. Bak, olmuş olacaktı. Olacak da olacak. Sen seyredeceksin. Bela vereni buldunsa safa ender, rahata ender, beladır bil. Bela vereni bulamadınsa Allah belanı verdi bil. Bizi sıkıntıları unutmayız. Bizim sıkıntımız veya sebep olduklarımızı nedensel unuturuz. Nedense unuturuz. Bak, bizim sıkıntımız veya sebep olduklarımızı nedense unuturuz. Ama bizim vesile olduğumuz şeyleri hemen şey yapıyor, unutuyor. Başta silah-ı rahim ve müminler arasındaki bağların zayıflamasında besleniyor bir manada sıkıntı. İnsanın sosyal yanlarının fakirleşmesi azalmasından ortaya çıkıyor. Yani sohbeti falan, telaveti Kur'an, münacatı Rahman. Allah Resulü sıkıldığı zaman 5-6 tane şeye sebebe münacatı verdi. Eşine, Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh'a, Hazreti Hatice'ye, Hazreti Ebu Bekir'e,
Bilal abi ezan okuttururdu. Ebu Saydırdı Hazretleri Kur'an okuttururdu. Namaza müracaat ederdi. Kendisi Kur'an okurdu. Sıkıntı kendine anlam vermek, anlamlandırmakla sıkıntı anlamlanır. Kendine anlam veremediğin anların adıdır sıkıntı. Sıkıntı aslında uzlaşma, yabanileşme nispetinde ortaya çıkar. Bu boş vakit ve ben hürüm dendiği zamanlarda denk gelir. Mesela sıkıntıya bakın, ben hürüm. Ben hürüm, bak şimdi, kendisiyle uzlaşmacı değilse, yabanileşmişse, o nispetle ortaya çıkar. Dikkat ederseniz sıkıntı, kendimizden uzaklaşma nispetinde o çıkan bir feryattır. Bu boş vakit olur, bir hürmet dendiği zaman, ne diyor, boş vakit ve ben hürüm. Dendiği zamanlarda, yani keyfi maşe yaşandığı zamanlara denk geldiğini göreceksin. Yani kendine rol biçmemekten, sorumluluk almamaktan çıkıyor. Ruh, hayatiyetini külli manada devam ettirebilmesi için ceset, yani beden, ölmesi lazım. Ruhun sevincidir, aslına dönüştür. Sıkıntı insanın gelişiminin zengin bir kaynağı ve zeminidir. Çok ilginç. Sıkıntı insanın gelişiminin zenginlik bir kaynağı ve zeminidir. Sanki sıkıntının kendisi değil, onunla kaybedeceklerimizin korkusundan korkuyoruz. Bir daha. Sanki sıkıntının kendisi değil, sıkıntının kendisinden değil, onunla kaybedeceklerimizin korkusundan korkuyoruz. Peki sıkıntının fiziksel etkileri oluyor. Mesela sıkıldığın için miden hastalığı oluyor, başkasının başı ağrıyor. Fiziksel etkileri var. Fiziksel yansıyor. İşte buna sıkıntı deniliyor. Bu sıkıntı değil işte. Değil mi? Bu acıdır. Yani alametidir. Sıkıntı bu değil. Mesela sıkıldığım zaman benim avucumdaki bu deri kalkar oluyor. Bayağı kalkar ve anlarım yani. Şu mesela bak yeni toparlıyor. Evet. Yeni toparlıyor böyle kalkar. Yani pek hastalık mı? Hastalık değil kardeşim. Sıkıntı bedensel hali. Hastalık sıkıntı değil. Sıkıntının dışa vuruşudur. Korku, biraz daha korkudan bahsedeyim. Aynı zaman varlığı belirliyor. Aynı zamanda korku varlığı anı belirliyor. Çünkü korku geleceğe aittir. Şu andaki zamanı belirliyor. Yaşanmışsa geçmiş oluyor. Yaşanıyorsa hal oluyor. Yaşanacaksa gelecek oluyor. Korku ve endişe, yani uydurukçası kaygı, geleceğe aittir. Geçmişten korku olmaz. Geçmişten elem ve hüzün olur. Gelecekten endişe ve korkular olur. O zaman korku varsa geleceği aralamış demektir. Korku geleceğin aralayanıdır. Yani korkunun olmadığını düşünürsen ortada ne Allah olur, ne de cehennemde, ne de dünyada haram helal kalır kişinin dünyasında. Ne korku yok. Ne dünya var, ne ahiret var, ne dün var, ne bugün var. Ne Allah var, ne insan var. Hiç, her şey ortadan kalkar. Korku o kadar yapılandırıyor insanı. Korku, insanın içsel alemindeki yapıların hadlerini belirlemekte çok iyi kullanılıyor korku. Yani farklı yapıların bütünlemek değil. Ayrışımının hadlerinin hudutlarını koyuyor korku olmasa. Düşün o bu nasıl belirlenecekti. Bu budur, bu da budur. Bütünlemez bu. Ayrıştırmaz da hudutlarını çizer. Cehennem korkusu olmasa gençler... Hatta cehennem korkusu, cehennem olmasa diyor bak. Cehennem olmasa cennet lezzet vermez. Ya.
Cennet olmasa cehennem tazip etmez diyor. Korku aynı zamanda varlığı belirliyor. Yani korkunun olmadığını düşünürsen ortada ne Allah olur, ne de cehennemde, ne de dünyada haram helal kalır kişinin dünyasında. Korku gerek fizik olsun, gerekse metafizik olsun, varlığın bizdeki iz düşümü ve teleşuatlarıdır. Hasan abi ya, özür dilerim de, hani cennet olmasa cehennem azap etmez. Çok garip hani, değil mi? Tamamıyla psikolojik mi yani? Tamamıyla insanın zannı üzerinde yani. Mesela bu odunu yaksa, ateş atsa yanar mı? Yanar. Azap çeker mi? Çekmez. Bilmiyoruz yani. Şimdi yani işte yani şuur yok. Yok, işte biz onu kastediyor. Yani mesela bütün o şeyler burası değil. Yani mesela dişini deliyorlar, hissetmiyorsun, narkoz veriyorlar. Kıyas ölçüsü. Yani nispet kalkarsa mutlakiyet olur ki mutlakiyette zıtlar olmadığı için. Mesela azap çekmek zıttır. Lezzetin zıttı, vücudun tersi adem. Huzurun tersi elem ya. Kaldırdığın zaman kendisi de yoktur. O zaman mutlak olur ki o zaman mevcut olmaz. Üstad, cehennem de olsa ruhun gülgülistan olur derken. Evet, yani cehennemin ortadan kaldırmıyor. Cehennem gülgülistan'a sebep oluyor. Yani mesela ben bu azabı çektim, ben bu hapise girdim. Niye girdim? Azap değil mi kendisi? Cehennem değil mi? Cehennemdir. Ama bunun için üst birimle değerlendirdiğin için bu sana gülgülistan olur. Şüküre vesile oluyor. Keyif alıyorsun. Cehennemde yanmaya razıyım dediği ya, de. Mesela ben yaşadım. Güler girmez insan ne yapar? Çıldırır diye. Ben burayı hak etmemiştim. Ya Rabbi şu nimetini bana nasip ettiğin için yalan mı söyleyeceğim? Bunun üzerine yemin ederim. İki rekat şükür namazı kıldım. Girer girmez. Yani hayatımda aynı şeyi kesip gösteriyorum sizde. Çünkü niye? Bir üst birimle değerlendirdim. Çünkü burada mahkumiyetin ahirette beratın delili olduğunu tarihçede yazıyor diye. Havf'da şey diyor, havf şefkate ulaştırıyormuş. Bak görüyor musun? Havfullah da 23. şefkat-ı mukaddeseye götürüyor aslında. Hı. Muhabbet-i münezzeheye, o şeyde 5. dalda şey yapmıştık abi. Havf diyor ki, evet diyor, Halik-i Zülcelal'den havf etmek, onun rahmetinin şefkatine yol bulup iltica etmek demektir. Bak, yol açıyor sana. Aşağıda da diyor ki, şefkat sinesine celbediyor validenin şeyi. Yani Havfullah aslında şefkat-i mukaddeseye götürüyor insanı. Vay be. Mesela fikir netice zannediliyordu değil mi? Fikir yoldur. Korku da öyle. Götürüyor yani. Şefkat-i mukaddeseye götürüyor. Aman yarabbi. İlginç yani. Ondandır lezzettir. Celal içinde cemal ne kadar güzel. Vay be. Ya Allah çok hoş ha. Yani hakikaten işini biliyor tabii yani. Tabii Allah'ım affet beni yani. Hakikaten usta. Usta tabir kullanıyor. İşgüzar diyor. İşgüzar nerede? Becerik. Beceri yani ya. Becerikli. Yani ben içimden şey yapıyorum öyle. Bazen de affet diyorum böyle. Hani hakikaten Allah işini biliyor. Çok iyi biliyor ya. Kusursuz senaryolar. Allah'ım. Kusursuz senaryo. Gurur duyuyor insan ya Allah'tan. Yani böyle ben senden gurur duyuyorum diye haykıracaksın. İmanından değil bu. Böyle baktığın zaman, mesela geçen dur neredeydim? Ya Resulallah, ustad diyor, senin bu iyiliğini ben bize diyemeyiz. Ben oraya atıldığımdan değil. Şimdi bir yerdeydim. Acayip zıtları gördüm yani. Nasıl olduysa, ya diyeyim yani bir havuza girdim. Dalınca bütün zıtlar bir anda, dalmayla ne olacak ya? Böyle o sıcak hava ortamına, suya falan derken içimde böyle sanki alemler ayrıştı böyle iki tane. Çıplak gibi çıktı yani. Bunun ne olduğunu, bunu neyle ifade ettiğini, bunun anlamı nedir? Yani mümkün değil. Bir bakıyorsun birisi geliyor tak tak onu oraya koyuyor, fişi oraya takıyor, onun fişi çıkarıyor, onu oraya koyuyor, onu koyuyor. Yerleştiriyor, sistem düze çıkıyor. Ya Allah razı olsun senden ya falan diyorsun. Yani internette de öyle bir şey yapıyorsun mesela bir sitede bir, ben bir, ama geçen bir hata yaptım. Efendim, hop dosyalar gitti yani, olduysa bir şey yapacaktım. Yani böyle yani.
Şimdi Allah Resulü geliyor, bu budur diyor, bu da budur, bu bunlardır diyor, bu bunlardır. Ya senin iyiliğini ben nasıl öderim ya? Kardeşim bir iyilik yapıyor. Yani yaptığı bir şey bir hafta sonra, bir sene sonra gözüne dursun diyor. Ben sana bunu yaptım diyor. Öyle. Eşimiz diyor. Biz diyoruz. Olan nankörler sana bu kadar iyilik yap diyoruz. Allah Resulü gitti rahatını rahatımıza, huzurunu huzurumuza, menfaatını menfaatımıza terk etmiş, tercih etmiş ya. Bırakmış yani. Bizi menfaatı tercih etmiş. Rahatını bırakmış bizim için ya bu. Ben bunu nasıl öderim ya? Bir de yüzümüze vurmadı ha. Ola gözünüzü dizinize vurdursunlar. Size bu kadar yaptım lan. Bize nankör demiyor ya. İşte Allah Resulullah oluyor işte. Yoksa olmaz. Biz olurduk. Çok kaliteli insan değil mi öyle? Çok hoşuma gidiyor. Benim için sıkıntı çekmiş ya. İnsan, ya ne bir aptallık ya buna bir de dil uzak. Lan sıkıntı çekmiş benim için ya. Ya o bana imanı getirmeseydi, hayat anlam getirmeseydi. Ben bu dün, ya din var da bu haldeyim ya olmasaydı. Ya hayat anlam getirmiş ya, ahiret de izah etmiş burayı. Bunun ne olduğunu bununla mı izah edeceğim? Bunun ne olduğunu bardakla mı izah edeyim ya? Dünyanın ne olduğunu dışında bir şeyle izah edilmesi lazım. Eşyanın, mesela armut nedir? Emmuz değildir. İzah mı ya şimdi? Dereyi gösteriyorum, güneş değildir. İzah mı şimdi bu? Harici bir şey olması lazım. Dünya nedir? Armut değildir. Ya ay değildir. İzah mı? Dünyanın ne olduğunu dünyanın dışında bir yerle nispet edilmesi lazım. Anlam bulsun. Ahiret de izah edilmesi lazım. Dünya şudur. Fanidir. Nereden biliyoruz? Buraya göre. Mehleke yeridir. Oraya göre. Yani orayı açmış. Adam bir yer çekimi kanunu bulmuş. Sanki yok muydu? Vardı da ismini koymuş. Yani bu zaten o demeden de zaten düşüyordu. Adam Amerika'yı keşfetmiş. Ya ahireti keşfetmiş onu kadar meşhur olmamış yani. Amerika'yı keşfetmiş bize bir faydası yok ki. Faydası olan olmuştur ama ahiret keşfedilmese bütün beşeri helak olacaktı. Yani herkes ana kadar etmiyor. O Freud, işte Jung falan dediğimiz evet. Kişiler yaptıkları yorumları yani tamamıyla... O da din var, din üzerinde yani yaptığı din. Üstadın dedikleri var. Üf. O adamları muteber diyorlar ama Freud demiş. Ben o Said Nursi'nin görüşü. Freud demiş doğrudur, Said Nursi demiş onun görüşü. Nasipsiz. Ben olmuş bak başıma o gelmiş. Ya dedi bir tanesi, bu söz senin midir dedi. Şakayla alakalı bir veciz bir cümlemiz var, kartpostal gibi yapmış birisi. Allah Allah dedim, nasıl bir cümleymiş dedim, bakayım ne diyecek. Ya adam demiş be dedi ya, tamam. Allah Allah, hakikaten antika bir şey dedi. İşte dedim tenkit ediyorsun ama bizim söz, öyle mi ya? Ha tabii bu ama. Nasire miydi? Tamam. Bir akrabamı söylüyorum, usta da kızıyor. Benim derslere gitmem kızıyor bayağı, talebiyken. Takvimi kopartmış, bir yazı okudu. Oğlum dedi, böyle kitaplar okuyacaksın. İnanın böyle. Risale'ye karşı çıkan adam. Böyle kitap okuyacağım, bak kitaba bak diyor. Peygamberi nasıl anlatıyor takvimin. O takvimin arkasında o yazı var. Etrafını dikdörtgen çizgi yapılıyor. Altına da o yazıyı okumuş ama dikdörtgenin dışında altında S nokta ne var? S nokta ne? Ondan sonra Allah Allah dedim ya ne güzel bir cümle dedim. Hah! Bunları okuyacaksın oğlum dedi. Takıldığınız Said Nursi'nin dedi. Ondan sonra şimdi bu sefer dedim ya bunun altındakini okudun mu dedi. Ne var dedi. Böyle üçün. Bak S nokta ne? Hem S nokta ne hemen anladı. Böyle işte. İnsan. Bu Allah nasıl sabrediyor ya? Allah işte. İçimden ha böyle. Tersten böyle. Allah gene buna rızık veriyor ya. Allah ya. Böyle şaşıyorum. Şarjına gidiyor. Su ver bana. Ya böyle su mu? Böyle tuz gibi ezerim vallahi. Allah Allah'ın diyor. Allah Allah işte.
Hakikaten Allah'tır. Bir şey çözdüm ben ya böyle hani böyle. Hani bu kelebek etkisi diyorlar ya anlatıyorlar. Ya diyorum böyle bakıyorsun böyle ya diyorum bu adam yaşasa ne olacak, yaşamasa ne olacak. Bazen öyle insan görüyorsun ya. Ama diyorsun ki ya işte hikmetini bilmiyorsun ki batınını. Evet çok güzel. Yaşamasının kim bilir ne faydası var. Dedim ya bizim bir kardeş vardı. Vakıf. Dedi ki. Kelebek etkisi. Evet tabii kelebek etkisi. Dedi ki abi dua et dedi. Babam dedi çapada kanser malum zaten bilirsiniz. Bakın. Dedim ki kardeşim kaç 68 yaşında babası. Gitti. Dedim ya namaz kılıyor muydu dedim. Dua et ne olur dedi de hani böyle. Dedim ki namaz kılıyor mu? Yok abi dedi. Lan 68'e kadar kılmadı namaz da. Yaşadı ne oldu ki? Dua edeceğiz de kanseri kalksın yaşa. Lan yaşarsa ne olacak ki dedim bunun. Doğru söylüyorsun. Lan bırak dedim gitsin dedi ya fazla daha mesuliyet almadan gitsin dedim ya. Bırak dokunmayın ya. Ya yani yaşadı da ne oldu? Namaz yok. Namaz olmayanın yaşadı da ne oldu işte ya? Hakikaten birisi geliyor da sokakta görüyorum. Lan bu adam hakikaten neyi yaşıyor? Meğer bizim aksesuarmış. Hayır. Arabanın tabii en bir tane en küçük faydası şu. Araba düşün, lastik lazım, çamurluk lazım, ayna lazım, tampo lazım. Ayakların bastığın paspas lazım. O da lazım. Aksesuarsız olur mu? Her şey böyle bizzat semaatap olmuyorsun ama dolayısıyla sana lazım. En azından şenlendiriyor da ya. Küfür imana hizmet eder. 168 işareteceğiz. Bak o da lazım. Küfür de lazım. Ayet miydi, hadis miydi? Haydi ellerinden geliyorlarsa Allah Teala'ya dinine hizmet etmesinler diye geçiyordu galiba. Zaten şey var. Bir reculul facir. İnna Allah'a haza bir din bir reculul facir. Yani reculul facirle de hizmet ediyor. Korku bir şeyin bizdeki vücudu bizdeki tezahürüdür. Başka bir şey tanımlamak için zeminmiş korku. Herhalde Şefkat-ı Mukaddes'e. Korku aynı zaman, ay bunu hapishanede yazmışım ha. Ne 30.09.2017 C11-84 Silivri bilmem odası. 84 hücre. O zaman kehaletler de kaliteliymiş yani. Ne demişiz? Korku bir şeyin bizdeki vücudu, bizdeki tezahürüdür. Korku aynı zaman insana doğruları gösteren pusula gibidir. Takibi doğru kullanılırsa, İmam Şafii diyor ya, düşmanın okunu takip edin, sizi dostunuza götürür. Korku aynı zamanda lezzet okyanusunun kıyılarını belirler. Amin. Ne dedi adam? İçeride denilen bir adam. Ne demiş? Korku aynı zamanda lezzet okyanusunun kıyılarını belirler. Osman ne hissetmişse adam o zaman. Okyanusun kenarına yaklaşmışsın. Dolayısıyla lezzet ve zevkle beraber bulunur ki, lezzet ve zevkle beraber bulunuyormuş korku, onu derecelendirsin ve ona onu kıblesini olsun. Kıble oluyormuş korku, lezzet ve zevkin. Aynı zamanda korku varlıklara mesafemizi belirler. Allah Allah. Varlıklara mesafe. Başka bir yer okuyayım. Güzel şeyler olmuş orada ya. Harbiden olmuş. He? Harbiden olmuş. Vallahi acayip olur. Kaderin demiş. Bunu mu okuyayım? Bir parça. Kaderin. Ha bunu bir parça okuyayım ha. Ondan sonra keselim. Çok güzel bir şey. Bakayım ne. Kaderin. Başta altına. Bakın ben de bilmiyorum. 1-10-2017 Silivuda 84 tek kişilik hücrede. Bakayım ne yazılmış. O şey için okudum yani tarihi. Yani o haletle yazılmış. Nazar Musama. Bu böyle olmamışsa da olmuş gibi artık. Veya bakayım haletler avcı gibi ya neyi bulmuş. Çocuk bir kültüre, aileye doğar. Çocuk bir kültüre, aileye doğar. Bu onun kaderidir. Onun tercihi değil, olamazdı da.
tercihi olabilir miydi ki kendi ismini bile koymaya, kendine buyruk olmaya gücün mü vardı? Kendi ismini bile sen koymamışsın. Buna da itiraz etsene, bir kültüre doğdun. O zaman dünyaya gelmemen, gelsen bile yaşayamayan, yaşayamayan demektir. Bu senin nasıl fıtri kaderin ise, yani nerede, nerede, kimde, nasıl doğacağın, yani kainat işletim sistemi kaderdir. İki türlü kader var biliyorsunuz. İradeli kader, ihtiyari kader. Şimdi mesela güneşin doğması, batması, senin kimin, sen kimin çocuğusun, kimin çocuğu, sende kim olacak bunlar. O zaman dünya, bu bizim fıtri kaderimiz bunlar. Bu alemin şartları da senin kaderin. Bu dünyanın farklı şekilde olasılıkları olabilirdi ama bu fiziki ortam bizim kaderimiz. Mesela ben her zaman derim, her daim en çok zevk aldığım, tefekkür ve merkeze koyduğum şey var. İmandan da önce, ki iman bundan sonradır, böyle gözümü kapatırım, ben varım diye bilmek. Felç olsan, kör olsan, ama olsan, sarday olsan, ben varım diye bilmek var ya, varım, var. Varım diyebilmek kadar büyük nimet yoktur. Bu farkındalığı doğurur. Bu vefayı doğurur. Vefadan sonra da imanı doğurur. Farkındalık, bak varım demek farkındalığı, farkındalık vefayı, vefa imanı doğurur. Altyapısı bu var ya. Vefasızın imanı mı olur? Yani farkındalığı olmayanın İmanı mı olur? İnsan ve varlık Allah'a fark etmeyen. Bir de okuyayım. Bu dünyanın farklı şekilde olasılıkları olabilirdi ama bu fiziki ortam bizim kaderimiz. İtiraz mahlukiyetten çıkman, çıkabilmen demektir. Çıkabilir misin? Varlıktan nasıl çıkacaksın? Doğan bebek ben Çankırı, Rize, Şam vesaire kültürüne doğmak istemiyorum demesi gibi bir şey bu. Doğmuşsun. Anne babası da kendilerine özgün büyütmesi, tüm bunlara itirazın olma ancak eğitim olarak. İtirazın mı var? Eğitimle değiştirebilme hakkın var. Ola ilim, irfan sahibi olunarak bir nebze kendine has bir dünya sonradan kurabildiğin senin kaderin oluyor. Kültüre doğsan, yöreye doğsan, tarihe doğsan şu tarihte, o genel bu şartlar, senin dışında olan şartlar senin kaderin olur. Bunun içerisinde sen hususi bir dünya oluşturarak bunun da dışına çıkabiliyorsun. Zaten öyle yapmamız gerekmiyor mu? Açtı. Zaten ben kendimi düşünsede bir yetişkin haline geliyorum. Yani kültürümden aldığım sorunlar, hatalar var. Bu zaten olacak. Ben onları aldım. Aslında olmam gereken kişiye gitmem için yanlışları eleyip kendime yeni bir... Evet. Dünya oluşturuyorum. Kendimi kim olabileceğini seçebilecek altyapım var benim. Kim olacağım ben seçip o olabilirim yani. Karşınıza bir sürü insan modeli var. Seç bir tanesini olursun. Odur zaten. Kültür geç yani. Evet. Ben size bir şey söyleyeyim. İtiraz hakkınız vardır. Ama kanaate itiraz edilmez. Kimin başına? Senin başına da. Kimin başına ne gelmişse aradığın oydu. Ben aramıyordum. Herkes bulduğunu aradığıydı. Neyi buldun? Aradığınız oydu. Ben aradığımı buldum. Buna kesinlikle itiraz yok abi. Benim itirazım yok. Ben mesela ne başıma gelmişse vallahi aradığımdı. Ben hayatımdan söylüyorum, sizin hayatınıza karışmıyorum. Ama hayatınız biraz olgunlaşınca görürsünüz ki bulduklarınız hakikaten ya bir fiil, ya bir kuvve veya bir fiil aradığınız olduğunu bileceksiniz. Karşınıza Allah çıkartıyor. Pozitif yerine getiriyor. Onaylıyorsun veya onaylamıyorsun. Bak ne diyor?
Allah Allah. Anne babası da kendilerine özgün büyütmesi, tüm bunlara itirazın olma ancak eğitim olarak, ilim irfan sahibi olunarak bir nebze kendine has bir dünya sonradan kurabildiğin gibi. Cennette kazanılan ilim irfan da iradene dayalı bir dünyadır. Fani hayat senin kaderin, baki hayat senin iraden. Yasin'i de söylüyorum. Bu çok ilginç. O dört duvarda söylenen bir şey. Bak şimdi. Fani hayat senin kaderin, baki hayat senin iraden, senin tercihin. Baki, bak fani sen tercih etmemişsin. Baki sen tercih ediyorsun. Baki'nin sureti değil midir fani? Yani çok acayip ya. Bu nasıl olmuş ya? Cümle boş. Bak ne diyor? Fani hayat senin kaderin, baki hayat senin tercih, iraden. Fani hayat kader içinde ihtiyar ve iraden var. Sonsuz baki hayatının içinde kaderin var. Yani tercih içerisinde tercihin var. Hani biz 15-20 sene önce demiştik Zeytinburnu Dershanesi'nde. Dördüncü kattan böyle odam kenardaydı bilirsiniz. Onunla bakarken top sahasında top oynuyorlardı. Bir baktım stadyumun şeyi, top penaltı olması, taç olması, kalenin büyüklüğü bilmem şu korner, taç falan bilmem ya. İşte bu kurallar var. Bunlar işte uluslararası bir şeyle kural konmuş. Şimdi bu futbolcu içinde oynarken ya ben taç kabul etmiyorum olur mu? Benim böyle bir şeyim yok demez. O zaman nedir? Kural içerisinde kendisinin kuralı var. Dünya içerisinde, bunun sistem içerisinde bir sistemi var futbolcunun herkesin. İşte bu umumi futbolla alakalı o sistemin adı kaderdir. Kader o. Sana şimdi sorsalar fani hayatın kaderin mi olsun, iradenle mi olsun? Yoksa baki hayatın kaderinle mi, iradenle mi olsun? Hangisini tercih ederdi? Bir daha bir toparlanın. Sana şimdi sorsalar, fani hayatın kaderin mi olsun, iradenle mi olsun? Yani birisi mi sana seçsin, sen mi seçeceksin? Mesela şu, baban kim olacağını, annenin kim olacağını, nerede ne zaman doğacağını sen mi seçmek isterdin? Yoksa her şeye hakim olan birisi mi seçsin? İrade seçsin. Çünkü niye biliyor musunuz? Ben şimdi doğdum. Ya ben bu adamı baba dedim ya. Bunu niye seçtim? Keşke onun yanındaki adamı seçseydim ya. Keşke biter mi? Bir tokat vursun. Şimdi mesela veya çocuğun kızın. Tamam mı? Çocuğun. Çocuğun. Bana dediler ki ruhların hangisi çocuğun olsun bu olmaz. Aa bu bir tane bu olsun. Aa bu harika. Oo çok güzel mükemmel. Al geldi. Şimdi ılan kalk akılsız kafam. Bunu niye seçtim lan? Yanında vardı ya. Tipine baktım, siyah bir şeydi, kıvır etmedi. Keşke biter mi? Bitmez. Keşke olur. En iyisi, yani bunu ben nereden seçtim dememen insanı rahatlatır. Onu da senden önce birisi seçsin. Mesela başıma gelenler kaderim değil mi benim? O zaman burası Baki'nin sureti değil mi? Evet. O zaman ben seçmiş olurum zaten. Tabii ama o cihette bakma yani. O tefekkür cihetiyle bakma. Sen seçiyorsun şu. Sistemle konuşuyoruz genel. Sen enfusten baktın. Bak bir daha. Sana şimdi sorulsa fani hayatın kaderin mi olsun, iradenle mi olsun? Kader mi seçsin, sen mi seçesin? Yoksa baki hayatın kaderinle mi, iradenle mi olsun? Peki baki hayatın kaderini seçti. Adem Aleyhisselam'ı seçti. Kader seçti, cennete koydu. Ama cennet olduğunu bilemedi ki. Keyif vermez. İşaret-i Ceza diyor ki cennetin leziz yapan amelimin itikadım şeyidir demesiyle olur. Hatırladın mı? İrademle, amelimle o Allah ikram etti. Evet, amelimin karşılığı değil. Ama imanla, amelimle Allah ihsan etti. Ama evet, altyapısında benim amelim var. En azından imanım var. Her yani. Dünyaya gelmen kaderin çünkü yoktun. Var olmak yetmiyor, aciz, zayıf, muhtaçsın. Ondan rahmetten kader seni tutup yokluktan varlık sahnesini çıkardı. Yoktu. Mesela bazıları diyor ki ben
yokken, yaratılmadan önce Allah bana niye sormadı? Allah nereye soracak? Yoktun ki. Yokken bana nereye sor? Niye sormadı diyor. Peki var oldun. Şimdi soruyor sana hayat. Yaratıldın, baklavalar yedin, bu kadar keyif lezzetler aldın. Kötü mü oldun? Vallahi çok kötü oldu. Keşke bana sorsaydı. Samimi misin he? Bu kaçıncı kat? Öyle bir kat seç ki. Öyle bir kat seç ki. Balıkla matla ahirete git. Sakat olma. İtirazın varsa. İtirazına samimi ol o zaman. Bir tanesine dedim böyle hiç unutmuyorum. Nizamettin diye alemi birisi. Bana mı sordu dedi. Dedim ki nereye soracaktı? Yoktu ki seni dedi. Farzım al şimdi sordu. Zaten soruyor. He şu anda soruyor zaten. Zaten soruyor. Gelmen kötü mü oldu dedim. Kötü olduysa Tepecik'teki Mahmut abinin binasındaydık. Benim ne menfaatim var diyor. He benim ne menfaatim vardı evet onu dedi. Hep onun menfaati. Hakikaten senin hiç menfaatin yok mu ya senin baklava hemen? Hep onun menfaati. Sen ne kızıyorsun? Tabii kızıyorum. O zaman dedim yaşaman senin hiç karın faydan yoksa hep onun karı varsa sen de ona kızıyorsan o zaman vefat etmenle senin hiçbir zararın yok. Hep onun zararı olacak. Aç lan dedim şurayı. Aç cam aşağıdan. Atla dedim Nizamettin. Ben de seyredeyim yığıttığına dedim. Hakikaten sözünün elidir diyeyim. Atla. Kafacığım. La atlasana. Ben onu kastetmedim. Neyi kastettin? Neyi kastettin? Geldi işine pişman olduysa gitmek çok kolay. Yalan. Küllüme yalan. Buradan bir bardak bir su içeyim, kadere devam edelim. Abi adam şey... denize atlıyor, atladıktan sonra kurtarın beni diye bağırıyor. Bağırıyor evet. Cam arabayla intihar etmiş. Almanya'da ben imamken, çünkü o raporu da şey yaptım, bak. Camları kırıyormuş çıkartın beni diye. Ama geçmiş olsun. Bak bir ara bir filozoftan bahsediyordunuz ya, Nietzsche diye bir evet. Alman filozofta. O da işte var olmanın şey olduğundan bahsediyorsunuz, bir dersinizde söylemiştiniz. Maruz kaldığından, ben doğmak, olmak istemiyorum manasını vermeye çalışıyordu ama siz açıklıyordunuz da. Evet, aynı şey kullandı o da. Aynı. Oradan tutmuş. Sen yokken nerene soracaktın? Hem ben yokken diyorsun, hem bana niye sormadın? Olmayana ne sorulacak? Peki şimdi kader ve hikmet hükümeti, kader ve hikmet hükümeti soruyor. Geldin pişman mısın? Evet diyorsan ki samimi isen intihar etmekle gelmeye itirazın olurdu. İntihar etmediğine göre kalmandan yanasın. Kader işleyen sistemdir, fıtrattır, hakikatlardır. Sen bunları lehte, alehte yorumlayarak yön vermendir. Nasıl ki futbol sahasını gene şey yapmışım, futbol sahasına oynamaya karar vermişsen oranın kurallarına uyacaksın. O oyun kuralları içinde senin kurabilmendir iraden. Ben taçı, penaltıyı vesaire kuralları dinlemiyorum diyemezsin. Çünkü senin kaderin. Ama saha içerisinde edinilen müsaade kadar kuralların, oyunların kurmak senin iraden. Bu fani hayatın hakikati. Ama ezeli ve ebedi ahiret ise senin iradenle şekilleniyor. Çok iyi, çok iyi. Kısa bir zaman kaderim olsun da sonsuz zaman iradem olsun yani. Çünkü keşke bitmeyecek. Yani oraya gittiğimiz zaman benim kaderimdir demeyeceksin. Zaten haşir meydanında verin kaderinizin hesabı yok. Verin yaptıklarınızın hesabı var. Demek kader dünya ve ahiret hayatına tümen bakan, bütünsel gören ve ona göre muamele eden hakikatlar bütünlüğüdür. Bir daha kader dünya ve ahiret hayatına tümünen bakan, bütünsel gören ve ona göre muamele eden hakikatler bütünlüğüdür. Ondan insanlar anlam zorluğu yaşıyorlar. Yani kader nedir? Dünya ve ahiret bütünlüğünün insandaki yorumlanışı olduğundan, ahireti bilmediklerinden tek yönlü bakıyor. Mesela kafir niye Allah'ın düşmanıdır diyor. Fıtraten beka istiyor.
Niye beni faniye koydu diyor. Yani dünyada sana yapılan bir muamele dünya ve ahiret hayatının bütünlüğünden bakan nazarla oluyor. Ortaya bakan yönüyle buradaki muameleyi anlamada zorlanıyoruz. Bir daha yavaş okuyayım. Ondan yani dünya ve ahiret bütünlüğüne kader oluyor. Çünkü kader sondur. Âmentü billahi ve melâiketi ve kütübi ve rusulü vel yevmil âhir. Kader ne yapmış? Bu beş tane iman esasının insandaki farkındalığı, anlayış bütünlüğüdür. Kader ahiretsiz dünyaya bakmamaktır. Kader dünya ile ahiret, ahiret de dünyaya bakmak bütünlüğüdür. Ahirete bakma zayıf olursa bakıyoruz, fıtratımıza bakıyoruz, fani bir alem. İtirazlar bundan oluyor. Diyor ki, dünya ve ahiret hayatına tüm bakan, bütünsel gören ve ona göre muamele eden hakikatler bütünlüğüdür. Ondan insanlar anlam zorluğu yaşıyor. Yani dünyada sana yapılan bir muamele, dünya ve ahiret hayatının bütünlüğünden bakan nazarla oluyor. Mesela bir zulme uğradın. Malının bir çaldırı. Ahirette sonsuz bir hayata vesile olacak. Burada itiraz ederken o neticeyi görseydin bir anda, yani burada yapılan muameleler var ya, karşılığını orada görseydin buraya nasıl davranırdık? Değil mi? Bazı küçücük bir hasenata ihtiyacım varken orada o kurtarsa seni. Öf! Ne yapardın? Aman biraz da çal derdi. Oraya bakan yönüyle buradaki muameleyi anlamada zorlanıyoruz. Yani buraya anlam veremiyoruz. Niye? Ahiret şuurumuz az. Kader o zaman nedir? Dünya ile ahirete, ahirette dünyaya bakma bütünlüğü, haleti şuurudur. Dünyada niçin ki dediğin bir muamele, niçin bu dediğimiz bir muamele var ya, ahiretteki şu ebedi saray nimeti için olduğunu görmediğinden itiraz ediyorsun. Hasan abi, mesela enfüse taşısak ahiret ve dünyaya bir arada bakmak diyorsunuz ya. He. Mesela fani olan dünya bedenim desem, ahirete kalbim desem, yani ruhla, ismi azamla mı bakmam lazım? Evet. Olur. İkisini tabii canım, ikisini cem ettim. Ha, böyle olması lazım. Mehleke yeri ya, Rüştah'ın çok aslında aldı. Alemi mehleke. Mehleke yani böyle sururla sıkıntının, dertte dermanın, hastalıkla şifanın, zırhların cem ettiği aleme mehleke denilir. Yani bu böyle olması lazım diyor. Başka düşünemezsin diyor. Madem insan zırhların cemidir, zırhların cemidir ama tek boyuta gelmiş. Aa, cennet işte. Olmadı ki yani. Zırhların cemi tek boyutta. Çok tuhaf oldu ya. İyi ki gelmişiz ya. Çok garip ya. Gelmişiz deyince abi, oradan da gitmemişiz yani aslında. Evet. Ersan şey diyor da, ben doğunca mı kemalata ereceğim? Demin öyle söyledi. He, sen ne diyorsun? Şimdi ben geçen gün düşünüyordum, böyle kalktım sabah, daha konuşuyor. İşte, kim konuşuyor? İşte yani, kalktım sabah namaz vakti. Şeyi düşünüyordum, işte İsa Aleyhisselam'ın yine karşılığını düşünüyordum. Ya Allah Allah, şimdi babasız dünyaya gelmem lazım benim bir şekilde, nasıl geleceğim diye. İşte aslında o kemalat o oluyor, ruhunla tanıştığında, ruhullah deniyor ya abi. Babasızdır öte, yani. Öte doğuyorsun yani. Ruhun yaratılması babasızdır, baba yok ya. Ruh, kalp ve ruhun dereceye hayatına gittin mi, kalp annedir, kadın. Ruh baba mesabesinde, çünkü kalbi şey sani diyor. Ne diyor? Kısmı sani. Kalp. Ruh ise babaya nispet ediliyor. Kalp anneye nispet ediliyor ya, şefkat. İşte kalp ve ruhun derece hayatına geçti mi ne baba kalır ne anne kalıyor. Ceberut işte şey üflüyor zaten. Evet. Bir şey değil yani. Bunun bir daha bir sizin tefekkürlerinize yol açacak bir altı var. Nasıl söyleyeyim? Maddi plandaki yanı var bir de. Şöyle bir şey var. Beyinde, daha önce söylemiştim, tekrar söyleyeyim. Beyinde bir şey var. Bütün çelişkilerinizden kurtulduğunuzda, bütün düşünceleriniz belli bir noktaya odaklandığında buna koherans deniyor. Ne deniliyor? Koherans. Beyin bir uyum moduna geçiyor.
ve yermiş olduğu elektromanyetik alan değişiyor. Bir de kalpte var. Kalpte de inancınıza dair, varoluş yorumlamaya dair çelişkilerinizden kurtulduğunuzda düz, yani daha geniş anlamda bir şey, elektromanyetik alana geçiyor. Bu ikisi uyumlandığı zaman işte öyle bir şey oluyor. Yani bilimsel olarak bu insanın tekamülünün açılmış olması demek. İşte ben kim olduğumu karar verdim, kim olacağıma karar verdim. Onu olabilmek için hem aklımı hem de kalbimi belli bir noktaya odaklayıp uyumlandırdığım zaman, çelişkilerimden kurtulduğum zaman aslında olmam gereken kişiye daha yakın oluyorum yani. Evet, olmam gereken şişlik var ya, bir hedefimizde. Ona yakın oluyorsun öylelikle. Az kaldı. Dünyada niçin ki dediğim bir muamele ahiretteki şu ebedi saray nimeti için olduğunu görmediğinden itiraz oluyor. Unutma, dünya hayatındaki fıtratın muamelesi dünya ahiret bütünlüğü için olduğunu, nasıl ki ahirette kimse bulunduğu şartlardan itiraz etmeyecek. Hatta ben hak ettim diyecekmiş cehenneme giden. Rivayette var. Sübhanallah. He ya, ben hak ettim diyecek. Sen hiçbir şey yok, sen yaratmamışsın ya Rabbi. Ya be, hep şey, ben bunu hak ettim diye vicdanen zevk alacakmış. Çünkü orayı oluşturan iradendi, tercihlerinin oluşturduğu baki çekirdekti. Dünyada senin olmayan tercihlerinden hesabın yoktur. Yani niçin kadın erkek, niye şuralı buralı olmadım, niye bu babam oldu gibilerden hesap yok. Çünkü bu senin kaderin, iraden değil. Kader sisteminin içerisi rahmet ve merhametlerle dolu. Kader sisteminin içerisi rahmet ve merhametlerle dolu. Varlık sahnesine çıkman kaderindir. Yani merhamet ve rahmet tecellisine mazhar oluyorsun. Böyle bir rahmet ve merhamet hiçlik Adem ülkesiz ülkesinden seni çekip çıkarıp varlık sahnesine koyandır kader. Gurur duyman lazım. Ben Allah'ımdan gurur duyuyorum. İyi ki böyle bir Allah'ım var demektir. Çünkü yokluk ülkesinden varlık memleketine çıkardı. Mutlak varlık boyutunda ruh insani alemi şehadete demirleyen bedendir. Bir daha, mutlak varlık boyutunda ruhu insani alemi şehadete demirleyen bedendir. Buraya deniz kabul edersin. Varlık okyanusunda çapa atıp demirleyen kaderdir. Şey, bedendir. Bir daha, zaten bir tuhaf bir şey oldu bu cümle. Mutlak varlık boyutunda ruhu insani alemi şehadete demirleyen bedendir. Varlık okyanusunda ben varım diyebilmek var ya, bu varlık okyanusuna çapa atıp demirleyen bedendir. Ölmeden daha hiçbir şey geç değil. Ruh ben varım diyemeyecek miydi yani, ceset olmasa? Diyemeyecekti ki, mutlak çünkü. Mutlak ve muhittir. Ben diyebilseydi cennette olacaktı. Zıttını görmesi evet. Bak bir daha, ölmeden daha, daha ölmeden ya, ölmedin daha hiçbir şey geç değil. Artık çok geç deme. Ölmedin çünkü. Kendi problemlerini kendin çözebileceğin durumda olduğunu ilk önce sen inanman lazım. Yani problemlerimi çoktur çözemiyorum. Hayır. Ben çözemiyorum dediğin anda problem çözülmez. Böyle bir şey yok. Yani neye benzetiyorum? Olumsuza odaklandın. O neresi gitti, niye diyor şu. Ama olumsuzu düşünürken olumlu hissedeyim. Mutlu olayım. Nasıl olacak? Tam tersi, mutlu şeyleri, iyi şeyleri, pozitif şeyleri düşünüyorsunuz. Kendinizi kötü isteseniz de hissedemezsiniz. Çözemiyorum değil, çözeceğim demek. Çözün. Zaten çözülecek bir şey yok ki. Bunu seyretmem gerekiyor. Problemi yok ki ortada. Ona bakan kişinin nazarı var burada. Bak ne diyor?
kendi problemlerini kendin çözebileceğin durumda olduğunu ilk önce sen inanman lazım. Söylesene Ersan. Orada kullanıyor da. Ama abi orada şöyle bir şey yok mu? Şimdi kendini geliştirmeye çalışan, belli bir konuda inancını vesaire geliştirmeye çalışan kişi sizin dediğiniz gibi izleyebilir. Ama abinin dediğinde şöyle bir şey var. Sorunla mücadele etmek zorunda çünkü kendisi olumsuz etkiliyor ama gelişmediği için de eziliyor yani. Hani böyle bir olumsuzluk da var hani. Şimdi bu zaten o ezilmek demek kendine farkındalık koyamadığı içindir. Tabii koyamıyor. Mesela hadisin başında demiştim böyle, hadisenin arkasına geçince senin üzerine ceylan eden ben merkezli veya o sıkıntının bir parçası olmuşum. Bakıyorum Allah Allah. Yani biraz böyle arkasına geç. Biraz böyle tabanla çık, tabanda seyret ya. Biraz da bunu becermemiz lazım. Tamam, öyle yapması gerektiğini önce anlayacak, sonra onun için çaba gösterecek, ondan sonra oraya geçecek, ondan sonra sıkıntılarını nasıl söyleyecek? Ya kısaca serfusu dersleri geçince bunlar oluyor. Çok rahat oluyor. Zor da değil. Yani bilmeyenin çektiği azap, ol azaptan kurtulur, sultan olan anlar bizi. Tamam mı? Yani biraz enfuse geçtin mi bedeni seyrediyorsun kardeşim. Ben yaşadım onu Hakkari'deki. Bir vergi borcum vardı. Nasıl olacaktı? Allah sana var ödedim. Allah biri zorla borç verdi. Ödedim. Sonra onu ödedim. Bak işte. Nasıl başım olacak işte. Yani. Mesela bir tanesi vardı ben bir tane vakıfı. Ya Rab bu nasıl Allah olacağını Allah bilmiyorum. Bu çok olacak bir şey değil ama nasıl olacaksa bilmiyorum ama bunu çöz ya Rab dedi. Bunu çözecek. Bu nasıl olacak? Bunu çöz ya Rab dedi. Sonra takip ettim hakikaten onu. Hakikaten ne olacak diye. Hakikaten çözdüm. Samimi ya. Var böyle bir kişi tanıyorum böyle. Böyle ya Rab sanki nazlanıyor böyle. Ya Rab böyle bir derdim var diyor. Bunu çöz diyor. Allah Allah. Böyle var yani. Yeter ki kendine güven ve kendine değer ver. Buna yani şeyi bana öne çıkartıyordu. Sen bu dersi yapmıyor musun? Dedim seslendiriyorum. Nedir o? Üç sıfatta inkişaf etmen lazım. Nasıl rahat edebiliyorsun dedim ya. Bir, teslim, tevekkül, itimat. O insan inkişaf etti mi olayın arkasına geçiyorsun. Olayı sahibine bırakıyorsun. Yeter ki kendine güven ve kendine değer ver. Buna aleminde şahit ol, dışarıda yaptıklarımızla içeriye taşınıyoruz. Bak dışarıda yaptıklarımızla içeriye taşınıyoruz. Misal, derenin başında da olsan israf olmamasının bir hikmeti, o fiille içimizdeki değer yargılarını değiştiriyoruz. Yaptığımız zulümle içimizdeki insanlığımızı öldürüyoruz. Yani dışarıda yaptığımız dostlukları ve düşmanlıkların sorun kaynağını kendinde aramalısın. Dışarıdakiler dışarıya taşınma sebepleri oluyor. Sen bu yaptı da, bak bir de okuyayım. Yaptığımız zulümle içimizdeki insanlığımızı öldürüyoruz. Yani dışarıda yaptığımız dostlukları ve düşmanlıkların sorun kaynağını kendinde aramalı. Dışarıdakiler dışarıya taşınma sebepleri oluyor. Burada keselim. Hasan abi nereden bakarsan hep anlatıyorsunuz ya. Buz mu suyun içinde, su buzun içinde. Dışarıda yaptıklarımızdan dolayı diyoruz ama aslında içeridekilerden dolayı dışarıdakini seyrediyoruz. Yani doğru, aynen öyle. Yani başta en son demişti ki ne buldun? Onu arıyordum. Ya bir kuvve ya bir film. Olur mu ya? Tamam kardeş doğru. Seninkisi olsun. Sıkıntı da sıkıntının nevi de ona göre mi oluyor? Evet. Sıkıntı da yani aynı cinsten. Normalde o insan o sıkıntıyı aramaz aslında. Yani başına geldi sıkıntı var. Evet. Onu aramadı ki. Yani o nereden aramadı? Niye? Aradı. Yani bana sıkıntı olsun demedi. Taşınmak diye. Yani muhali talep etti. Usta diyor ya, muhali talep etmek kendine kötülük yapmaktır. Şöyle karşısına çıkan her şey kesin. Allah Teala canibinden o kişinin en mükemmel kemalata erişeceği halini Allah takdir etmiştik değil mi? Yani yaptığı şey ya da karşısına çıkan her şey onun en mükemmel
mükemmel bir zıplama tahtası olacak hali Allah nasip etmiştir, takdir etmiştir ona. Peki, bakır davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.